Evet, dereleri, tepeleri geçtik. Son buruna geldiğimizde gördük ki burada da tabelalar var. Biz de Ormanlı köyüne gelmişiz. Ormanlı köyü, dostlar pansiyonu, kafe burada. Görmüş olduğunuz gibi Valkoma şehir merkezini de az sonra göreceğiz. Burada da bir tane fiyat etiketimiz var. İskele Meydan Alo Paket Servisi. Görmüş olduğumuz eşsiz bucaksız bir vadinin kucağında Ormanlı köyü. Eski adıyla Şeytan Köy. Buranın aslında şeytanla falan ilgisi yok. Cennet Köy veya Cennet Koy demeleri gerekirken birisi gelmiş herhalde çok uzak Irak olduğu için, ulaşması zor olduğu için buraya şeytanın işte bırakıp gittiği yer herhalde dedi ki burası Şeytan Köy olmuş, ama sonraki süreçte isim değişikliğiyle tabi tutulan köyümüz Ormanlı adını almış. Gerçekten nefis bir köy, çok güzel bir köy. Denize sıfır, tarihi niteliği de var sanıyorum. Az sonra bunu yakında baktığımızda birlikte göreceğiz. Evet, Ormanlı plajını böyle bir dere, yukarıdan karanlık vadilerden gelen bir dere bölüyor. Ve iç taraflara baktığımızda da güzel bir arazi topluluğu var. Vadi hayli bereketli bir vadi. Tepelere doğru zeytinlerimizi görüyoruz. Vadinin düzlüğünde ise sanıyorum bunlar soğan tarlası. Büyük bir olasılıkla yine bunlara da yakından bakacağız. Evet, değişik bir açıdan daha baktığımızda Ormanlı köyü işte şu şekilde görülüyor. Evet, köy merkezinden yavaş yavaş açılıyoruz. Arka taraflarda herhalde yazlıklar bulunuyor. Şöyle geldiğimizde daha henüz boş arazilerimiz var. Denize sıfır. Burada da bir tane restorantımız var. Restorantımız, evet, herhalde köyün tek restorantı. Bakalım, onu da yakından göreceğiz az sonra. Evet, şöyle temiz bir sahilimiz ve kumsalımız var. Plajımız oldukça geniş ama katılım olarak o kadar geniş değil. Ormanlı plajında kimsecikler yok. Bu kadar temiz ve berrak bir plajda kimsenin olmaması elbette düşündürücü. Şimdi Ormanlı Köyü sahilinde plajdan görüntü alırken burada tanıdık bir yüz gördük. Evet, Kaleci İlmi'yi burada yakaladık. Evet, İlmi, seni banladık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ormanlı'ya niçin geldin? Senin kapının önünde deniz yok mu? Benim kapımın önünde deniz var. Evet. Ormanlı hem temiz hem sakin. Hem kafa dinlemeye birebir olduğu için malum bayram sezonuna da giriyoruz. Bayram Evet. sezonu önce hem bir küçük bir stres atalım dedik, hem de bir değişiklik olsun diye. Siz bayramdan önce ocaklardan buraya kaçtınız. Evet. Format atıyorsunuz. Evet, format atıyoruz. Kısmetse de bayramın birinci günü itibaren Rıhtım Restorant'ta hizmetimize Tekrar devam edeceğiz. ediyorsunuz. Herkesi de bekliyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Magazin bölümünü atarsın kardeşim derbere. Evet, bugün Ballıpınar köyümüzde köy pazarı var. Köy meydanında böyle kurulmuş, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak sergide bir şeylerimiz var. Öncelikle tabii oyuncaklara büyük önem verilmiş burada. Evet, terliklerimiz var. Burada gördüğümüz gibi manav dükkanımız var. Manavda taze ürünlerimiz var bahçeden. Evet. Evet. Kayışlarımız var. Kayış ihtiyacı var herhalde vatandaşın. Bayramlık görelim bir tane. Salih, iki çay ver buraya. Bir kardeşler.
Yönüyle otantik ormanlı köyümüzün otantik lokantasındayız. Lokantada memleketimizin ürünleri soğan baş köşede duruyor. Evet, soğan baş köşede. Arka köşede ne var onu soralım. Evet, hayırlı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, şu anda ormanlının en lüks lokantasındayız. Neler yapıyoruz? Misafirlerimizi nasıl ağırlıyoruz? Balık çeşitlerimiz çok. Tostumuz, köftemiz, arzu ettikleri her şey aşağı yukarı var yani burada. Evet, balık derken yani balıkçı yok burada. Nasıl balık temin ediyoruz? Balık kendi kayığımız var orada, kendi kayığımızdan. Kendiniz tutuyorsunuz. Şahimurgaz'dan, evet. Narlı'dan, sağ sol köylerden. Genelde ne balığı? Genelde şu anda istavrit çinekop. İstavrit çinekop. Izgara isterlerse çıpra, levrek, uskumru, ekmek arası. Şimdi buraya gelen tatilciler genelde ev pansiyonunda kalıyor ve yiyeceklerini kendi temin ediyor. Bu sizi etkiliyor mu? Çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Evet. Yani balık yemeği tercih eden yok mu diyorsunuz? Yani çok kısıtlı. Evet. Yani bizim ürünlerimiz çok da uygun olduğu halde yine de kısıtlı yani. Öyle çok diyorsunuz fazla. Ki, İnşallah bayramdan sonra olur. İnşallah siz de bayramı bekliyorsunuz. Evet, teşekkür ederim.